Evet arkadaşlar, bu videomuzda Diabelli'nin Bagatelle adlı parçasına bakacağız. Şimdi önce neyine bakıyorduk? Ritmine. Parça 3 zamanlı, yani 3 dörtlük. Ritmik analizini yapabilmek adına neye bakıyorduk? En küçük değer nedir? Bakıyorum, 8'lik bir nota göremedim. En küçük değer 4'lük nota. Bunlara bir vuruş şeklinde çalabiliriz. Yani 1V'ye çok da ihtiyaç yok şu anda. Zorda kalırsak onu da kullanırız. Burada bir diyezimiz var. Daha önce bahsettiğimiz gibi bir parça fa diyez almışsa bu ya sol majördür ya da mi minördür. Yazmıyorum onu çünkü bu parça sol majör. Nereden biliyoruz? Bakalım. Parçanın başına bakalım. Re, sol, si. Sol, si ile başlamış. Bitişe bakalım. Sol, si, sol. Evet. İçeriğine de baktığımızda parça genel anlamda bir sol majör parça. Yani bazen parça sol majör başlayıp ikinci ölçüden sonra başka yerlere de gidebilir. O farklı bir şey ama biz donanım olarak parçalara böyle isim veriyoruz. Yani Mozart'ın diyelim ki bir sonatı var. İşte diyor ki do majör şu nolu sonat. Ama bir bakıyorsunuz 3-4 ölçüden sonra do majörle ilgisi olmayan birçok tona girmiş olabiliyor ama genel karakteri parçanın do majör. Şimdi o parçadan bahsetmiştim. Bu parçamız sol majör. Fa diyez almış. Şimdi buna baktığımızda çift sesler var. Hangi parmakla basacağımızı gösteriyor burada. Ondan sonra şurada bir bağ sonumuz var. Burada ne yapıyorduk? Böyle çok stekatomsu gibi değil de böyle nasıl diyeyim? Şöyle değil de mesela şurayı çalıyorum. Sol, iki, re diyeceğim. Bir cümle biter gibi. Sol, iki, re. Böyle bir nefesimiz biter gibi, konuştuğumuz bir cümle biter gibi. Orada bir yumuşatıyoruz. Şöyle decrescendo, yani azaltarak yapıyoruz. Sonra melodimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle baktığımızda üçlü akorlar var. Re, la, do, re, sol, si. Burada da parmak numaraları çok önemli. Şimdi arkadaşlar ben şuraya kadar bir soleli çalmak istiyorum. Sol, si. Fa anahtarında burası sol, si. Birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır. Buradan başlıyorum şimdi sol, si'den. Evet, sol, si'miz burada. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Şimdi sol, do. İki, üç. Şimdi sol, si. Tekrar sol, si. Tekrar sol, si. Sol, do. Bu şekilde. Evet. Tekrar buradan başlıyorum. Buraya kadar çalıyorum. Beraber ritmi takip edelim. Başla. İkinci ölçü. Üçüncü ölçü. Dördüncü ölçü. Şimdi beş. Altı. Bu şekilde ölçülerek numaralar verebilirsiniz. Ben çok yazmak istemiyorum ama bu şekilde verebiliriz. Şimdi bir sağ ile bakalım. Re, sol, si, re. Burada bir arpej açılımı var aslında. Bakın nasıl yapılıyor. Şimdi re, sol, si yaparken re'ye basıp elimi böyle ve tutmayacağım. Re, sol, si. Önceden planlayıp bakın re, sol, si, re. Elimi hazır bekletiyorum. Bastıktan sonra değil de önceden hazır bekletiyorum. Bakın şimdi. Re, sol, si. Si, la, mi, fa, sol, re, re. Küçük bir kaldırış yaptım orada. Şimdi si'ye 3 basacak. Notadan takip ediyoruz. Evet. Bakın şurada re, sol, si'ye 4 basmış. Burada da 4 yapıyor. Değiştirmemiş. Çünkü la'ya 3. Eğer burada yazmamışsa şuraya bakın. La'ya 3 ise buraya otomatik 4 gelir. Ama burada 3 ile değiştirmiş. Çünkü başka bir devamında başka bir nota çalıyor, ezgi çalıyor. Pozisyonunu ona göre ayarlıyor. Şimdi iki elle yapacağım burayı. Bakalım nasıl oluyor. Bakın elimi böyle bekletmiyorum. Şimdi ben bekletebilirim ama biraz zor olabilir yeni başlayanlar için. Ne yapacağım bakın. Hafif çevirdim. Çalarken işi çalarken yapıyorum. Hiç ekstradan bir şey harcamıyorum. Bir güç harcamıyorum. Bakın.
Duyuyoruz tekrar. Hemen elimi bir sonraki ölçüye ayarladım. Bakın nasıl yapıyorum. 1, 2, 3. Hızlı bir şekilde. Bunlara çalışabilirsiniz böyle. Sol si değilim, re la do'yu. Sol si de re la do. Bazen çok arıyoruz. Gerek yok aslında, her şey elimizin altında. Çünkü burada re la do'ya 5, 2, 1 basıyor. Bakın sol si deyim. Re la do'ya 5, 2, 1 basıyor. Kesin olan bir sesim var, o da do, do'ya 1. La'ya bu gelecek, re'ye de bu. Bakın ne yapıyorum. 1, 2, sus da elimi ayarladım. 1, 2, sus. Bakın elimi ayarladım. Şimdi uzak akorları basmak biraz zor olabilir ya da akor basmak zor olabilir. Bu tarz çalışmalarda biz ne yapıyoruz? Mesela şurada re, la, do var. Re, sol, si var. Re, fa, la var. Tekrar re, sol, si, re, la, do. Bakın terse dönmüş. Re, la, do, re, sol, si, re, fa, la. Bundan öncesi re, sol, si. Re, sol, si'den öncesi re, la, do. Sonra tekrar re, sol, si. Sonra tekrar re, la, do. Yani 3 tane akorumuz vardı. Şimdi re, la, do'ya bakalım. Bunu basmak zor oluyorsa etüt amaçlı şunu yapabiliriz, bakın. Zaten ileriki parçalarda da böyle şeyler var. Ya da 5-2-1 diyor. Elimizi alıştırıyoruz. Ya da şöyle bir egzersiz. Bunlar tamamen kasları çalıştırmaya yönelik. Ya daha başka ne olabilir? Mesela tersi olabilir. Bu şekilde. Ya da mesela şunu yapmadık. Gördünüz mü? Şimdi re la do basalım. Çok iyi tanımak için parçaları, mesela re la do 3 tane yapmayın, bir tane yapın. Burayı da bir tane, burayı da bir tane, burayı da bir tane. Akor tanıyoruz. Parmaklarımızı yerleştiriyoruz. Bakın. Re la do. Sonra re sol si. Sonra re fa la. Sonra 5 2 1 re sol si. Tekrar re la do. Tekrar re sol si. Tekrar re la do. Sol si. Şimdi orijinal ritmiyle çalıyorum. Buradan alıyorum. Şuraya kadar geliyorum arkadaşlar. Tam buradan alıyorum. Evet. 2 3 hareketi bol bol yapın. Yaptıktan sonra daha esnek olacak. Şimdi sağ eli bir görelim. La, fa, re, si, sol. Burada ne vardı? Küçük bir nüans, yani kaldırma. Ne diyor? Do, la, re, si, sol. Küçük bir kaldırma. Şurada da yine. Dörtlük not, ikilik notalarda, yani dörtlükten daha uzun notalarda çok böyle kaldırma yerine iyice piyanoya düşebiliriz burada sesi. Yani mesela şuradan alayım. Fa, mi, fa, sol. Bir bitiş şeyi verebiliriz. La, fa, re, si, sol. Do, la, re, si, sol. Evet, şu çentiklerimizi attık. Şimdi sağ el yapıyorum. La, fa, re, si, sol. Kaldırıp bakın. Bu trambolin gibi zıplayıp hani istediğiniz yere düşüyorsunuz ya. Buradan zıpladınız mesela. Kendini zıplattınız, istediğiniz yere gidiyorsunuz. Bu piyanoda çok önemli bir hareket, rahat yapabilmeniz için bazı şeyleri. Bakın şuradan zıplatıp gitmem gereken yere o süreyi kullanıp gidiyorum. Bakın. La, fa, re, si, sol. Bu kadar kolay. Bir daha yapıyorum. Si. Yani şu hareketi yapmıyorum. Bazen şöyle olabiliyor. Bazıları şöyle yapıyor. Buna gerek yok. Ne yaparsınız? Sadece işte bu tarz şeyler çok önemli. Şu kısmı egzersiz haline getirebilirsiniz. Bakın. Sol, do, 3, 4. Bakın. Bu şekilde reflekslerinizi geliştirebilirsiniz. Şimdi şuradan alıyorum yine.
La fa re si sol do la re si sol. La fa re si sol fa mi fa. Bir bitiş etkisi orada yerleştirdim. Şimdi arkadaşlar melodiyi duyduk. Şimdi ikisini birden buradan buraya kadar çalıyorum. Sa ve sol eli. Evet. Yani bir daha söyleyeyim. İkinci satırın 1, 2, 3. ölçüsünden buradan alıyorum. Kaldırıyorum. Evet. Buradan geliyorum. Aynı şey burası için de geçerli. Bakın burada 1 ile kaldırıyorum. Bakın si sol sonra la'ya nasıl geçiyorum. Bakın. Sol düşüyorum buraya. Gördünüz mü? Düşüyorum. Evet. Burayı da yaptık. Ben tekrar buradan alıp sonuna kadar çalıyorum. 3, 4. Kaldırdım, düştüm. Kaldırdım, düştüm. Bağlı. Bakın yumuşayarak. Bu bile yeterli. Bakın illa çok aşırı yumuşak olmasına da gerek yok. Bakın. Bir bitiş etkisi yaratıyorum. Ama şu olmasın. Çünkü bu notalar büyük notalar, ikilik notalar. Şu olmasın. Bu değil. Böyle bir bitiş etkisiyle parçamızı bitirmiş olduk. Evet. Parçayı bu şekilde arkadaşlar bol bol dinleyerek çalışalım. Bu parçayı da bitirmiş olduk. Başka söyleyeceğim bu noktada bir şey yok. En fazla şu olabilir. Nüanslara uyabiliriz. Bakın mezzo forte diyor, mezzo piano diyor. Yani orta kuvvette, orta hafiflikte, forte. Hatta bir nüanslara uyarak çalayım mı ben baştan sona bir son kez. Şu nüansları siz takip edin. Ben söyleyeceğim zaten. En baştan başlıyorum. Mezzo forte. Tabi bunların gerçek bir şeyi yok. Her çalana göre değişir. Yani benim alacağım mezzo forte'ye göre ben bütün her şeyimi kurgularım. Mezzo forte'nin özel bir işte şu kadar güçlükte olacak diye bir şeyi yok. Frekansı yok. Yani çeşitli konser salonlarına göre de bu değişebilir. Bazen bir konser salonunda bir piyanistin mezzo piyano yaptığı şey başka konser salonunda mezzo forte olabilir. Yani bu tamamen akustikle alakalı bir şey. Evet. Şimdi mezzo forte olarak ben kendimce başlıyorum. Birazcık sesi kıstım. Şimdi forte. Bakın piyano içerisinde burayı bitirdim. Bura forte olsaydı daha farklı bitirirdim. Mesela şurayı forte yapayım. Bakın nasıl bitecek. Bu şekilde biter ama piyano içerisinde bu şekilde bitirebilirim. Evet, bu şekilde parçamızı tamamlamış olduk. Bir sonraki çalışmalarda görüşmek üzere. İyi günler.